Merhabalar. Geçen bölümde Sadun hocamız bilgiden bahsetmişti. Ben de bu bölümde bilginin aşamalarından bahsetmek istiyorum. Bilginin aşamaları bu ne demek? Sadun hocamız geçen bölümde bahsettiği gibi iyi bir sürüş planınızın olabilmesi için bilgiyi doğru alıyor olmanız gerekiyor. Fakat bu bilginin kendi içerisinde aşamaları var. Bu aşamaları üçe ayırıyoruz. Al, kullan ve ver diye. Trafiği paylaştığımız bütün araçlar trafik kanunları gereği yapacakları eylemlerden önce bir takım bilgiler vermek zorundalar. Neyle bilgi veriyorlar? İşte sinyalleriyle bilgi veriyorlar, kornalarıyla bilgi veriyorlar, stoplarının yanmasıyla ilgili sürüş esnasında ki hareketlerini bize belirtiyorlar. Biz bunu bilgi olarak alıyoruz. Al aşaması önümüzdeki, arkamızdaki herhangi bir araçtan bize dair gelen bir uyarı. Biz bu uyarıyı aldığımız andan itibaren bunu sürüş planımıza dahil ediyoruz. Yani kullanmaya başlıyoruz. Kullanmaya başlamamız sadece bizim açımızdan değil, bizimle birlikte trafikte seyreden diğer araçların da aldığımız bilgiden haberdar olmaları açısından onlara da vermemiz gereken bir takım bilgiler var. Önümüzde sola dönecek bir araç. Dolayısıyla biz stopumuza basıp yavaşlamaya başlıyoruz ve dolayısıyla stopumuza bastığımızda arkamızdaki araçta trafiğin önde yavaşlayacağını, bir aracın sağa veya sola döneceğini tahmin etmiş oluyor. Dolayısıyla bilgiyi kullanırken, alırken ve kullanırken diğer araçları da gözetiyoruz. Yani bilgiyi diğer araçlardan alıyoruz, kendi sürüş planımıza ekliyoruz, kullanmaya başlıyoruz. Ve kullanmaya başladığımız bilgiyi diğer araçlara da vermeye çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi sürüşler.